Merhaba. Sanırım artık Özgür Özel defterini kapatabiliriz. CHP Genel Başkanı olarak çıktığı ABD gezisinden genel başkanlık görevlisi olarak döndü. Epeydir fiili olarak götürdüğü CHP Genel Müdürlüğü'nü bile taşıyamadı. Türkiye'de iki mahalle, Kürt ve Cemaat Mahallesi, gün aşırı ev baskınlarıyla nefessiz kalmış durumda. Çetelere ilişilmezken kendi halinde aileler, kadınlar, çocuklar polis nezarethanelerinde, adliye koridorlarında cani muamelesi görüyor. Bir avuç hak savunucusu müstesna gazeteci ve politikacı milleti ne ilgileniyor ne de iki satır bahsetme gereği duyuyor. Konuşmak, gündeme getirmek yasak. Adı konulmamış bir mutabakat var. Görmeyeceksiniz. Düz haber bile yapmayacaksınız. Mahkemeye, duruşmalara gitmeyeceksiniz. Sanık avukatlarına mikrofon uzatmayacaksınız. Yalnız bırakacak yok sayacaksınız. 31 Mart yerel seçimlerinden bu tarafa hemen her gün tüm kamuoyu araştırmalarında birinci parti görünen Cumhuriyet Halk Partisi yeni genel başkanı ilk yılını doldurmadan beklentiyi karşılayamadığı gibi umutları da söndürdü. İçeride iktidara desteğini normalleşme tabiriyle ambalajlayan genel başkan dışarı çıkınca saray rejimine koşulsuz ve tam desteğini saklamıyor. New York Belediye Başkanı Eric Adams hakkındaki rüşvet soruşturması tümüyle Türkiye ile alakalı Türk evi de ana konulardan biri. New York'taki binanın yangın güvenliğindeki eksikliklere rağmen açılışına izin verilmiş. Özgür Özel iddiaların patladığı gün Türk evinin önünde yaptığı açıklamada üç büyük çam devirdi. 1. Türkiye rüşvet verecek bir ülke değil diyerek iddiaları yalanladı. 2. Bu binanın kazandırılması sürecinde jest gördüysek fazlasını ABD'nin Ankara elçiliği için tahsis edilen o muhteşem alan için yapmışızdır. Dedi ki inanılır gibi değil. Çünkü çökülen Atatürk Orman Çiftliği arazisi 88 milyon dolara ABD'ye satılmıştı. 3. Afganistan'da Taliban'ın insan hakkı ihlallerine dair soru üzerine Dışişleri Bakanlığımızın tayin ettiği hattı takip ediyoruz cevabını verdi. CHP'de aklı başında politikacılar çok iyi bilir ki İktidar dış politikada devlet ya da millet lehine bir politika götürüyor değil. Karşısında gazeteci olsa şunu sorardı mesela. Dışişlerinin tayin ettiği hattı takip ederken Sisi'ye önce katil darbeci sonra kardeşim denmesini nereye koyuyorsunuz? Dışişleri başta kötü tercihler yaptıysa bugünkü politikaların doğru olduğundan nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz? Yalnızca CHP değil irili ufaklı diğerleriyle birlikte Türkiye muhalefetinin hali şudur. İktidar yıkılacak olsa koşup iskele kurarlar. Aman başımıza devrilmesin diye. Bir nevi gönüllü müteahhitlik yaparlar. Özgür Özel sığ bir insan. Öyle kritik edilip kafa yorulacak biri değil. Ne çare? CHP'nin dümeninde ve göreve geldiğinden bu yana tek yaptığı şey tabanı frenlemek. Misyonu bu ve bunu fena halde açık etti. Kaybettiği güveni toparlaması ve demokrasi güçlerini liderliği etrafında birleştirmesi olanaksız. Demokrat değil çünkü. Daha önce söylemiştim tekrarlayayım. Kemal Kılıçdaroğlu 1 Eylül 2022'de Bafra'da başa geldiğinizde KHK'lılarla ilgili nasıl bir somut çözüm önerisi sunacaksınız sorusuna tamamı görevlerine iade edilecek deyince Özgür Özel ekranlara çıkıp asarız kendimizi yine yapmayız öyle bir şey gibi cümleler kurmuş genel başkanını yargıda beraat edenleri görevlerine iade edeceğiz diye düzeltmişti. Ondan önce de 26 Ekim 2019'da KHK platformlarını kabulünde cezaevindeki kadınlar örgüt talimatıyla hamile kalıyor. İnsanlar işkence var diyor. Kimse bana işkence yapılıyor demiyor gibi daha sonra yalanlama lüzumu dahi görmediği açıklamalara imza atmıştı. Demokrat değil derken ezbere söylemiyorum yani. CHP'nin başında KHK'lı düşmanı bir genel başkan var. Ne mahkemelere ne de cezaevlerine heyet yollar ne de bu yönde bir açıklama yapar adı konulmamış bir kulüp var. Muhalefetten tasfiye olup saray yörüngesine girenler kulübü diyebiliriz buna. En son Meral Akşener kaydını yaptırmıştı. Özgür Özel henüz görevde olsa da kulübün yeni üyesi olarak Akşener'le iyi anlaşacaktır. 3 Mart 2023'te altılı masayı devirirken "Devletime karşı son görevimi yaptım." diyen Akşener, Özgür Özel'i en iyi anlayacak isimlerden biridir. CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Özgür Özel'in kaseti var iddialarına, varsa kasedimiz çıkartın kardeşim, yok olmaz, bu iftiraları atanlarda şeref ve haysiyet yok diye cevap verdi. Böyle bir şeye ihtimal vermedim. Geriye doğru anlattığım gibi bir muhalefet sicili bu tür iddia ve iftiraları tetikliyorsa, şapkayı önünüze koyup düşünme vaktidir.